Alişan gerçekten büyük bir kaza geçirdi ailesiyle birlikte. Biz galiba o görüntüleri yayınlayabiliyor muyuz Aydın Bey? Tanıtımımızda geçmiştik Alişan'ın verdiği o sıcak röportajdan. Sormadım size yayın öncesi, unuttum soracaktım. Yayınlayabiliyorsak verebiliriz o anki konuşmalarını ama. Abi öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yani ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. Ama en kötüsü de çocuğum arabada, eşim arabada, arabada can taşıyoruz ve niye oldu, niye kaza yaptık hiç onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu ve sağa sola çarptık, bariyerlere çarptık, ondan sonra da takla attık. Yani tek düşündüğüm inşallah arabada o takla atan kenar bir, hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra ben araba ters düştü, ters takla attım. İşte takla atınca ters düştü araba. O sırada Buse'ye baktım, o iyiydi ama sıkışmıştı biraz, 155'i aradı hemen. Ben de tekmeyle cam şeyi açtım, camı kırdım, de tekmeyle işte kapıyı açtım. Hemen Burak'la Marien'i aldım. Onlar da bir şey olmadığını görünce, bir de Buse'de bir şey olmadığını görünce yani dedim çok şükür. Sonra arabadan çıktık, arabanın haline baktım. Yani o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın bir takdiri yani, çok şükür hani. Arayan, soran o kadar fazla var ki, o kadar ilgilendiler ki Allah herkesten bir kere razı olsun. Yani şu anda hayatta olmamız günümüz yani. O arabadan çıkmamız günümüz yani. Şu an sağlık durumunuz iyi. Benim bir boynumda bir zedelenme var. Şimdi MR çıktı. İşte bir iki hafta boynumu takacağım. Marien de küçük bir hassiyetim var. Yani belki de Burak'ın hayatımı kurtardı çünkü Burak'ın üstünde kapatandı. Bizim canımız o yüzden. Bir tek onda bir ufak bir kas yırtığı var. Başka hiçbir şey yok. Hepimiz çok şükür sağ olun. Şimdi İstanbul'da değiliz. Duygusal olarak tabii olumsuz da etkiledi. Yola çıkacaklar akşam olmadan arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ufak ufak izin veriyorum. Herkese helal. Allah herkese razı olsun. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ama aracın hali buydu. Çok güçlü bir araç. Çok pahalı bir araç. Ama aksı kopmuş. Tekerlekleri çıkmış değil mi abi? İki tekeri birden yok gibi görünüyor o fotoğrafta. Evet. Kaza raporu çıktı. Arka sol teker yok. Ön sağ teker yok. İkisi de çıktı. Niye çıktığı kaza raporuna bakalım. Kaza raporundan sonra yorumlayalım. Şimdi jandarmanın hazırladığı kaza raporu çıktı. Enteresan detaylar var. Tabii Ali abi çok daha iyi yorumlayacak bunu. Ben hemen aktarıyorum buradan size. Şöyle ki jandarma tarafından hazırlanan raporda cipin takla atıp bir kere 3 takla atmış. 3 takla atmış. 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtiliyor. 38 metre tavanı üzerinde sürüklenmiş. Yani ters dönmüş değil mi abi? Doğru evet. Anlıyorum. Ve o ters dönmüş şekilde 38 metre sürüklenmiş. 3 takla atmış ya. Gerçekten Allah korumuş. Sonra bariyere çarpıyor. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtiliyor. 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydediliyor. Kazanın oluşumunda Alişan'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52.1b maddesini içeren, nedir bu diyeceksiniz hemen söylüyorum. Hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğu raporda geçti. Yani bu yolda hız limiti 120 olması gerekirmiş, Alişan'ın hızı da 150'ymiş. Ama şimdi biz burada kabahatli Alişan ve bu 30 kilometre fazlalık hız mı demeliyiz? Tabii Ali abi şimdi izah edecek bize. Bir iki şey daha var. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtiliyor. Teker ve aksların yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı kullanılamaz durumda olduğu ve Alişan'ın muayenesinde alkollü olmadığı rapora geçti. Şimdi bu jandarmanın trafik raporuna bakılırsa Alişan bu kazadan suçlu. Hatta bütün
hasarlı trafik kazalarında kamu malına zarar vermekten de ayrıca bir ceza keserler insana. Yani bir araba arkadan geldi size çarptı, siz de bariyere vurdunuz, o bariyerin parasını da sizden alırlar. Aa, şimdi burada burada bu kaza niye oldu? Alişan niye 124 metre fren yaptı? Niye üç şeritli yolda durup dururken niye fren yapıyor? Arka aksı kopuyor arabanın. Arka teker yerinden çıkıyor. Arka teker yerinden çıkınca direksiyondaki kişi, şoför diyor ki lan ne oluyor? Araba birden savrulmaya başlıyor. Fren yapıyor. O işte kaç metre olduğu konusunda raporda yazıyor. 124 metre fren izi diyor. Fren yaptıktan sonra araba tabii savruluyor. Yani direksiyon hakimiyetini yani üç teker üzerine gittiği için hakimiyetini kaybediyor. Refüje çarpıyor. Refüje çarptıktan sonra arabadan gördüğüm sağ ön teker de kopuyor. İşte o 38 metre sürüklenmesi, ondan sonra takla atıyor. Oraya çarpınca takla atıyor. Yoksa bu araba 150 kilometreyle takla atsa içinden bir Allah'ın kulu çıkamaz sağ. Yani 150 kilometre süratle bu araba takla atsa onun içerisinden bir Allah'ın kulu sağ çıkamaz. Şimdi bu kazaya sebep olan şey bu otomobilin arka aksının tekerinin yerinden çıkması. Hı hı. Bu hasarın oluşmasının sebebi Alişan'ın 150 kilometre süratle gidiyor olması, içinde 4 yolcu var, bagajda yüklü, dolayısıyla planlanan üstünde daha bir ağırlık var. Duruş mesafesi daha uzar, fren mesafesi. Dolayısıyla bu 124 metre frene rağmen gidip refüje çarpmasının sebebi odur. Eğer bu arabanın aksı çıkmasaydı, rot balansında bir sorun olmasaydı 200 metre frende dururdu bu araba. Olduğu aynı şeritte dururdu. Aynı şeritte duramayıp refüje çarpmasının sebebi sürücü hatası değil. Arabadaki meydana gelen teknik arıza. Yani bu şuna benziyor. Pilota diyorlar ki işte 800 kilometre hız limitinin olduğu yerde 1000 kilometre süratle gittiği için bu kaza oldu. Hayır. Uçağın kanadı kopmuş. Kanadı koptuktan sonra durdurmakta zorluk çekiyor. Yani teker kopuyor. Yani burada Allah'tan Alişan'da alkol çıkmadı. Hmm. Yani alkol de çıksaydı bambaşka bir tablo karşımıza çıkardı. Yani Land Rover'dan gelip bu raporu tutsalar bu kadar kabahat bulurlardı Alişan'a. Yani bence medyaya yansıyan haliyle bu kazaya jandarmanın nasıl bir tutanak tuttuğunu bilmiyorum da bu kazanın sebebi aşırı hız değil. Aşırı hız hasar oluşmasının sebebi. Yani abi 120 sebebi, bu kazanın sebebi arka tekerin ve aksın yerinden çıkması giderken. Seyrederken çıkıyor. Peki Alişan sınırdaki 120 hızla gidiyor olsaydı ve bu aks yani teker fırlayıp bitseydi o zaman bu kaza olmayacak mıydı? Araba duracak mıydı Alişan bu hıza hız limitini aşmamış olsa? Yani şöyle söyleyeyim. Yani tabii varsayım üzerine konuşuyoruz. 124 metre fren yaptığı zaman belki refüje daha az süratle vururdu. 150 kilometre ile giderken durma seviye mesafesiyle 120 ile giderkenki durma mesafesi aynı değil tabii ister istemez. Bir kütle ve ağırlık hesabı var burada. Hı hı. Allah'tan hava kuru, ıslak değil. Yani zemin kuru, fren tutmasına müsait. O bir avantaj. İkinci avantaj
zamanında frene atılmış. Yani 150 kilometreyle değil de 120 ile gitseydi bu kadar hasar olmazdı. Ön teker belki yerinde dururdu. Araba yine takla atabilir miydi? Atabilirdi. Ama 38 metre takla atması, daha doğrusu takla atıp 38 metre tavanı üzerinde sürünmesi arabanın sağlamlığının göstergesi. Yani tavanda fren yapmış. Fren işe yaramamış ama tavanda asfalta sürünerek durmuş. Ya bir geçmiş olsun. Dün aradım. Dün birçok sanatçı da beni aradı Alişan'ın telefonuna ulaşmak için. İşte Tamer Karadağlı'dan Deniz Seki'ye bir sürü ünlü. Ben de telefonum değişmişti daha doğrusu. Yeni telefonu yoktu bende ama buldum telefonunu. Mesaj attım. Sesli mesajda geri döndü. Hakikaten verilmiş sadakaları olduğunu, çok büyük bir badire atlattıklarını söyledi. Uzunca bir süre telefonu meşguldü. Yani çok net söylüyorum. Yani Allah'ın sevdiği kullarmış arabanın içindekiler. Yani evet. O anda görüş mesafelerinde hemen beşlerinde başka bir otomobilin, bir iki otomobilin olmaması, yağmur olmaması gibi birçok avantajları var. 120 kilometre tahtit var ama %15 opsiyonu var. 120'nin üzerine %15 koyarsan bu otobanlarda yani çok da süratli değil, yani sınırın çok üstünde değil. Evet, 120 deniyor ama 120'den de yukarı çıkabiliyorsun bu otobanlarda. Yani o zaman Türkiye'ye 120 kilometre katranın üstündeki otomobillerin girmemesi lazım. Yani bunlar hiçbir yerde, otobanda dahi 120'nin üstüne çıkamıyorsa bir sürücü, o zaman 220 katran niye var o otomobillerde? Dalga mı geçiyorlar bizimle? Anladım. Yani mevzu sadece hız olamaz. Ben genelde böyle çok düz yollarda, müsait yollarda yani 118'e, 115'e kilitliyorum. Öyle gidiyorum. Daha rahat oluyor. Doğanın tadını çıkarıyorsun. Otomobilin içinde senden başka insanlar varsa onların da can güvenini sana emanet. Ama yani 118 kilometreyle cruise kontrolü arabayı verdiğin zaman da bu otobanlarda yürüyor gibi oluyorsun. Yani o kadar yanından arabalar geçiyor ki vızır vızır 180-210 komplekse giriyorsun ama ben sağ şeritte tırcılarla selamlaşarak gidiyorum. Kamyon şoförlerle, tırcılarla. Bu ister istemez çoluk çocuk sahibi olmak sana bir sorumluluk yüklüyor. Alişan'ın da bundan sonra aynı sorumlulukla hareket edeceğini umuyorum. Çünkü Allah rahmet eylesin, bir amcam vardı. Ben ilk otomobili aldığımda 18 yaşında bana şöyle demişti. Ya uşağım, bunun altından hava geçiyor. Yavaş git bunu. Altından hava geçiyor arabanın. Yani onun için dikkat etmek gerekiyor. Evet, ama geç varın güç varmayın. Hız limitlerine herkes dikkat etsin. Hepimize ders olsun. Bu arada abi, ben şunu çok önemsedim. Hürriyet oto tamircisi Serdar Akman'a sordu. Ama bu hani çok böyle bilinen bu işin uzmanı, bir yetkili bayi aynı zamanda. Söz konusu araçlardaki akslar çok sağlam diyor. Hani bu teker nasıl çıktı sorusunu arıyoruz ya, sorusuna cevap arıyoruz. Bu akslar bu araçtan nasıl kırılabilir? O da, ona da bu soruyu sormuş Hürriyet. Diyor ki aks aracın aktarma organlarının lastiğe verdiği hareket sağlayan parçadır. Her lastik için araçlarda birer tane aks bulunur. Aks kırılması bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Zaten sağlamlığından dolayı kırılabilecek bir parça değildir. Çok sağlamdır ve aracın tüm yükünü taşır. Kaldı ki bu araçlar arazilere uygun olarak tasarlandığı için binek araçlara göre daha da sağlam parçalardan üretilir. Canavarlarla dahi kesemezsiniz. Canavar dediği bir alet herhalde, değil mi abi? Evet. Sen daha iyi bilirsin. Onunla bile kesemezsiniz diyor. Niye 25... canavarı? Sen daha iyi biliyorum İlkay. Hayır yani şey, siz tarih işlerinden daha iyi anlarsınız. Canavarı sen daha iyi bilirsin diyor. Sanki içimde bir
Hayır ya. Şöyle tamir aleti olduğu için diyeyim hani. Bana deseniz İngiliz anahtarı 15-17 aklıma bir şey gelmeyebilir. O manada. Canavar da böyle kerpetenin büyüğü mü acaba? Öyle bir şey aklıma geldi mesela. Ama tam bilmiyorum. Ben de neyse. Bilmiyorum. Ama herhalde elektronik testereden bahsediyor yani. Ha o, aynen. Ha doğru. Mantıklı. Falan. Diyor ki 25 yıllık tecrübeme dayanarak daha önce düz yolda kırılan veya kopan aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz. Aks hareketli ve içinde bilyeler olan bir parçadır. Bilyelerin dağılması aks kelimesi veya kırılması anlamına gelir. Düz yolda aks kırılmasına rastlanmaz. Kırıldığını varsayarsak da bilyeler boşa döner ve sürücünün bunu fark etmeme şansı yoktur. Çünkü gaza bastığında aracı yürümez ve aracı sağa sola çeker. Lastiğin fırladığı kazada sorunun bijonlardan kaynaklı olabileceğini belirtiyor Akman ve diyor ki bijonların gevşek bırakılması, Ali abi sen bunu daha ilk yayında bir öncekinde söylemiştin, aks kırılamaz diyor. Ama bijonların gevşek bırakılması bir süre sonra yerinden çıkmasına ve lastiğin yerinden çıkmasına neden olabilir. Süratiniz de yüksekse bu durum yaşanabilir. Bu araçlarda 5 bijon ve civata var. Gevşek olmadığı müddetçe çıkmasına ihtimal vermiyoruz diyor. Evet yani, şimdi bu usta da benim gibi ezbere konuşuyor. Yani aracın üzerinde, otomobilin üzerinde bir analiz yapmıyor. Genelden yola çıkarak konuşuyor. Ben de yaşadığım tecrübeyle söyledim ilk gün. Yani giderken eğer ekstra bir yolda bir tümsek bir şey yoksa öyle aks kolay kolay kırılmaz. Ama pijonlar çıkabilir iyi sıkılmamışsa. Teker fırladıktan sonra ağır bir yük biner o aksın üzerine. O aksın üzerine çöktüğü zaman kırılabilir. Yani yolda önce aks kırılıp teker mi fırlamış onunla birlikte yoksa teker fırlayıp aks ondan sonra mı kırıldı? Bunun bir teknik analizi yapılacaktır. Yani ama sonuç itibariyle bu kazaya sebep olan şey arka tekerin yerinden fırlaması. Bu pijonların kırılmasıyla ya da çıkmasıyla mı oldu? Yoksa aks kırıldıktan sonra mi fırladı? Bilmiyoruz. Onu herhalde servise gittiğinde çıkar ortaya. Ama sonuç itibariyle bu kazaya sebep olan şey tamamen otomobilin hatasından, ama imalat hatası mıdır bu? Yoksa servisten, yani tekeri değişmiş olabilir. Ben yaşadığım için biliyorum, tekeri değiştirdim lastikçide. Bir kilometre gitmeden teker, arka teker yerinden çıktı. Düşün, beni geçti, refüji atladı gitti. Yani gecenin karanlığında nereye gittiğini de göremedim. Hemen arabayı, ya süratli değildim, Kasımpaşa'dan Ok Meydanı'na çıkıyordum, virajı almak üzereydim. Tam o Kasımpaşa'dan bir Ok Meydanı'na yol çıkıyor, bir de oradan sapıyorsun Perpa'nın yan tarafından şeye çıkıyorsun, Tem'e, E5'e. Orada çıktı gitti. Arkamdan bir askeri inzibat geliyordu. Daha doğrusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı vardı o zaman. Onun arabası durdu, yolu kesti. Gittiler, buldular. Biz de diğer üç tekerden birer pijon söktük. Tekeri taktık, öyle servise kadar gittik. Yani yani buradaki temel sorun sürücü hatası değil, temel sorun otomobilde meydana gelen teknik arıza. O teknik arızanın da dezavantajı sürüşüye süratli gittiği için biraz limitlerin üstüne. 120 ile de gitse bu kaza olacaktı. Çünkü arabanın dengesi bozuluyor. Yani 4 teker üzerine gitmesi gereken bir otomobil böyle şimdi gör. 4 tekerden biri arkadan gidince böyle olur. Tabii. Yani Yani burada ya üretici firma, o da çıkacaktır ortaya, ya aracı üreten firmanın bir hatası var ya da bu araç bir servise girdi çıktı ve orada bir
Eksik işlem yapıldı. Yani yeterince bijonları sıkılmadı. Ya da şimdi neyse, bu da iş çıkacaktır. Adam arkadaşımın başına geldi. Son model 3-5 aylık Mercedes ile Maslak'tan Levent'e gelirken iki hava yastığı da açılıyor trafikte. Hiçbir şey yok ya. Evet, hiçbir şey yok ya. İki hava yastığı birden açılıyor. Bunların suratına çarpıyor. Dolayısıyla görüş hakimiyeti ortadan kalktığı için işte varsa ki 80-90 ya da 100 kilometre süratle gidiyorlar. Yan taraftaki bir refüje çarpıyor, öyle duruyor. Sonra bunu mahkemelik oluyor Mercedes'le. Mercedes imalat hattasını kabul etmiyor. Çünkü çıkan teknik raporda oto yıkamalarda, bu servislerde torpidoların ve direksiyonların üzerine böyle yağlı şeyler sürülüyor temizlerken. Böyle parlasın diye. Onlardan akan yağ zamanla içeriye nüfuz ediyor ve onlar şeyi devre dışı bırakıyor. Dolayısıyla yanlış kullanımdan kaynaklı bir arıza diyor. Yani böyle büyük firmalara dava açıp kazanmak öyle kolay bir hadise değil. Burada da öyle olacaktır. Ama serviste ise, servis bakımı yapılmışsa servisten kaynaklanır. Belki uzun yola çıkacaklar diye bir servise götürmüştür. Ben konuşmadım. Kaza raporundan sonra, çünkü bayağı başında yoğunluk var. Bence önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacaktır. Yani bunun faturası Alişan'a çıkmamalı.